Beni tanıyorsun. Hayatı boyunca çalışan, çabalayan ama hakkını alamayan. Yediği ilk darbede düştüğü yerde tekmeler yiyen adam. O benim işte. Bendim. Yani. Bir daha asla o adam olmamaya yemin ettim. Ben de seni tanıyorum. Evine ekmek götürmeye çalışan adamsın sen. Hayatta en önemlisi huzur, aile, sağlık diyorsun ama öyle değil. Her şey para. İnsanın başına dik tutan da, adam yerine koyduran da, çocukların yüzüne huzurla baktıran da para. Bak. Öfkelisin görüyorum. Öfkem öfkeni tanıyor. Benden sana bir tavsiye, asla düşme. Eğer düşersen bütün kapılar yüzüne kapanacak. O eş, dost, akraba dediklerin hepsi telefonla dahi çıkmayacak. Dibe vuracaksın. Biliyorum. Çünkü ben o dibi gördüm. Ve ben o dibin en dibindeyken bir karar verdim. Bu dünya adaletsiz, adi, aşağılık bir yer. Ve ben bu dünyanın canına okuyacağım. İnsan gibi yaşamak senin de hakkın, benim de hakkım. Ve ben hakkım olanı almaya gidiyorum. Para nedir? Para güçtür. Güçtür. Özgürlük. Bende olmayan şeydir hocam. Çoğumuzda yok evladım. Havalı kızları tavlayan şeydir hocam. Havalı kızları tavlayan şey. Başka? Burada olma sebebim. Güzel. Bir insanı tanımak istiyorsanız ona parayı neden istediğini sorun. Verdiği cevap neden korktuğunu, neyden mahrum kaldığını ve neyi hayal ettiğini anlatır. Ama daha kritik bir soru var. Para için ne yaparsın? Ne yaparsınız? Hocam ben her şeyi yaparım. Güzel. Yalakalık yaparım hocam. Yalakalık yaparsın. Başka? Yalan söylerim. Yalan. Başka? Zengin yaşlı bir kadınla evlenirim hocam. Oh. Para için her şeyi yaparsınız yani. Ben yalakalık yapmam. Ben ihanet etmem hocam. Ben dostlarımı satmam. İyi, 15 sene sonra sizlerle görüşelim. Parayı neden istediğinizden çok para için ne yapacağınız sizin kim olduğunuzu söyler. Bir insan eğer para her şeydir diyorsa bilin ki o insan para içinde her şeyi yapar. İşte bu yüzden para sınavların en büyüğüdür. Hocam siz 15 yıl önce asla yapmam dediğiniz neyi para için yaptınız? Yani siz o sınavı geçtiniz mi yoksa kaldınız mı? Ben bu sınavı geçtiğimi düşünüyorum Mert. O sınavların sonunda burada sizin karşınızda olan adam. Para artık benim meselem değil. Para sadece benim dersimin konusu. Evet, ekonomik düzlemde para nedir? Söyleyin bakalım. Bütün savaşların ve çatışmaların sebebi hocam bence. Güzel. Şöyle düşünün, dünyanın en zengin 8 insanı dünyanın yarısının sahibi. İşte bu büyük adaletsizlik bütün savaşların sebebi. Zenginler servetlerini korumaya çalışıyorlar. Fakirler de o servet içerisinden hakları olan parayı almaya çalışıyorlar. Mücadele bu. Savaş buradan çıkıyor. İşte bu yüzden bütün meselemiz para. Hocam, burs için referans verecektiniz. Dün gönderdim evladım, geç kaldın. Hadi git görüşmeye. Çok sağ olun hocam. Sürpriz mi yaptınız oğlum? Sen çok önemli bir şey söylemem lazım baba. Hoş geldin. Hayırdır? Doğum günü hediyesini öğrenince babamla konuşacağım diye tutturdu. Söyle bakalım Deniz Efendi, neymiş bu kadar acil olan? Ben başka hediye istiyorum. Kamp
Avrupa gitmek istemiyorum. Nasıl yani? Böceklerden korkuyor. Hı, böceklerden korkan sensin. Söyle, ne istiyorsun? Oyun istiyorum. Ne oyunu? Oyun konsolu diye tutturdum. İnternetten baktım, 2600 lira. Ya yok artık. Hani sen kampa gitmek istiyordun? Kampa belki gideceğiz, bitecek. Oyun hep benimle kalacak. E tamam, bu da mantıklı hocam. Da. Ama kampa gitmeyi seversen ona da hep gidebiliriz. Hocam, rektör hoca sizi bekliyor. Acil. Sonunda dekanlık teklifi geliyor. Tamam, bir dakika. Sen bunu al. Ben geliyorum şimdi. Tamam. Tamam. Hocam, beni çağırmışsınız. Yazıklar olsun sana İrfan. Seni sever sayardım. Ama kalıbın adamı değilmişsin. Ne demek bu hocam? Sana güvenip koca ihaleyi teslim ettim. İhaleye fesat karıştırmışsın. Hocam, siz beni bu kadar zamanda tanıyorsunuz. Şaka mı yapıyorsunuz? Ben asla böyle bir şey yapmam. Tanık hoca var hoca. Her şeyi tek tek anlattı belgesiyle. Kimmiş bu hoca? Hocam, söylemek zorundasınız. Kim attı bu iftirayı? Git derdini savcıya, hakime anlat. Burada işin bitti. Burak yaptı değil mi bunu hocam? Kesin Burak yaptı bunu. Hocam söyleyin lütfen, yapmayın. Kimse kim? Çık dışarı. Hocam, ben bunun hesabını sorarım, siz beni üniversiteden atamazsınız. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Çık dışarı. Hayır, sizi tehdit etmiyorum ama bu mesele burada kalmaz. Çık dışarı diyorum. Burak Hoca'yı gördünüz mü? Yok hocam, görmedik. İrfan. Bir dakika, İrfan. Çocuklar, Burak Hoca'yı gördünüz mü? Görmedik hocam. Deniz. Burak! Rektörün yanından geliyorum ben şimdi. Sen benimle ilgili bir şeyler söylemişsin. Bir iftirada bulmuşsun. Doğru mu bu? Defol git başımdan. Bir dakika, o kadar basit değil. Burak, benim bir hayatım var, bir ailem var, bir çocuğum var. Bir kariyerim var. Benim üniversiteyle ilişimi kesmekten falan bahsediyorlar bunlar. Bana bak, söylediğin her şeyi geri alacaksın. İftiranı geri alacaksın, yoksa bu iş burada bitmez, haberin olsun. Sen kimsin ya, he? Neyine güveniyorsun? Sana dekanlık benim demiştim. Geçmiş olsun. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Seni mahvederim. Mahvederim seni. Senin hayatını karartırım. Yapamazsın bunu. Bırak. Bırak beni. Bırak. Ben davacıyım. İş arkadaşım kumpas kurmuş, iftira atıyor. Ben rüşvet almadım. İhaleye fesat karıştırmadım. Suçlamaların tümünü reddediyorum. Bloke ettiğiniz hesaptaki para benim bunca yıllık emeğim. Alın terim. Ben masum. Bakın, benim ailem var, çocuğum var.
Yalvarırım, beni bırakın. Ben gerçekten anlamıyorum. Nasıl yaparlar böyle bir şeyi? Yaparlar işte Eda. Yaptılar, bitti. Bunlardan her şey beklenir. Deniz. Oğlum. Sen niye kalktın bu saatte? Daha çok erken. Baba. Sen kötü bir misin? Hayır değilim tabii ki oğlum. Bir yanlışlık oldu orada. Gel bakayım sen buraya. Gel. Sen merak etme aslanım benim. Gel bakalım. Polisler seni neden dövdü o zaman? Ben polis abilerle de konuştum, o meseleyi hallettim. Sen hiç hadi oğlum etme. Hadi. Gel. Gel anneciğim. Bunları daha sonra konuşuruz. Sen biraz daha. Hep bu çocuğa dürüst olacağız der durursun. Hadi anlat. Biz neden bu çocuğa bir doğum günü hediyesi bile alamıyoruz ha? Al işte bak 20 yıllık emeğinin karşılığı. Paranı değil koyarlar, kapının önüne de koyarlar. Dava sonuçlanınca alırız paramızı. Dava olacaktı, sonuçlanacaktı. Ya ben az daha içeri girecektim diyordum sana Eda. Savcı insaf etti de saldılar. En azından senin kafanı sokacak bir yerin olurdu İrfan. İşin yok, paramız yok. Yakında lojmandan da çıkarırlar. Tabletin nerede? Oğlum yatağına gider misin? Tabletin sırası mı şimdi? Bunca yıl ideallerim, öğrencilerim deyip deyip durdun. Al sana öğrencilerin, al sana ideallerin, al sana akademik kariyerin. Oldu mu şimdi? Dünyanın sonu değil, bulurum ben kendime bir iş. Sonunda geldin mi dediğime? Bugün CEO oldu, paraya para demiyorlar. Sen buraya tıkılıp kalmıştın, farkında mısın? Bütün mesele bu yani, öyle mi? Ha? Para. Bu tabii, para. Okul taksiti canımızı okudu. Daha bunun ortaokulu var, lisesi var. Ya biz bir elektrik süpürgesi alırken bile 40 kere düşünüyoruz, farkında mısın? Ne? Ne? Niye öyle bakıyorsun? Yanlış bir şey mi söylüyorum İrfan? Oğlum. Ne oldu? Oğlum. Oğlum!
Deniz! Oğlum! Oğlum! İrfan kafası, İrfan kafası! Kanıyor. Oğlum! Hastaneye, hemen hastaneye! Oğlum! Ah be oğlum! Acıyor mu? Acımıyor. Ne işin vardı senin o dolabın tepelerinde be oğlum? Bak bir daha sözünden dışarı çıkmak yok ona göre. Taş gibi kafam varmış Tosun Paşa. Tam 5 tane zımbacak. 5 Dağın, 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 dağın. Oğlum bildirme ya, acıyor. Doktor bey sizi çağırıyor. Beyin kanaması gibi ihtimalleri bertaraf etmek için tedbir amacıyla MR çektik. Şimdi sonuçlara baktık. Sizi korkutmak istemem ama oğlunuzun beyninde bir leke saptadık. Ne lekesi? Hemen bir beyin cerrahına götürün. Hayati tehlike olabilir. Ne hayati tehlikesi doktor bey? Ne diyorsunuz siz? Maalesef tümör gibi duruyor. Evet. Maalesef Deniz'in beyninde tümör var. Acildeki doktor arkadaş fark etmiş. Neyse ki geç olmadan bize geldiniz. Hayır. Hayır. Mümkün değil. Bir yanlışlık olmalı. Başka doktorlara da gideceğiz. Tabii gidin. Ama aynı şeyi duyacaksınız. İyi, ne yapacağız biz doktor hanım? Nedir bunun çaresi? Ameliyat. Riskli ama tek çare. Ameliyata kadar bazı sorunlara hazırlıklı olun. Denge sorunları, görme bozukluğu gibi şikayetler olabilir. Mümkün olan en kısa sürede oğlunuzun ameliyat olması lazım. Ya kaldıramazsa? Benim oğlum daha çok küçük. Ameliyat olmak zorunda. Öncelikle daha detaylı tetkiklere ve yüksek çözünürlüklü MR'a ihtiyacımız var. İyi de ne kadar vaktimiz var bu ameliyat için doktor bey? Yani şöyle düşünün. Oğlunuzun beyninde saatli bir bomba var. Ve ne zaman patlayacağını bilmiyoruz. Vakit kaybedemeyiz. Değilsin tabii ki oğlum. Ama hani böyle arada başın ağrıyor ya senin. Doktor amcalar senin başın içine baktılar. O senin başını ağrıtan minicik bir şey bulmuşlar içeride, ufacık. Onu alacaklar oradan. Ameliyatla temizleyecekler, hiçbir şey kalmayacak. Geçecek bütün ağrı falan, hepsi. Merak edecek bir şey yok yani. Eğer bir şey sormak istersen bize sorabilirsin, tamam mı anneyle bak. Aklına bir şey geliyor mu? Merak ediyor musun? Kaldıraktan tekrar kayabilir miyim? Hadi koş. Ol. Bırak koş. Yaşıma kadar şehir nedir bilmedim. Köy öğretmeni babamın peşinde Torosları bildim. Söke Ovası'nı, Süpan'ı. Liseyi Darüşşafaka'da okudum. ODTÜ'ye dereceyle girdim. Dereceyle de bitirdim. Yüksek lisansımı Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. Sonra post doktora için Amerika'ya gittim. Özel sektörde kısa bir süre iş tecrübem oldu. Ama dediğim gibi kısa bir süre kendi isteğimle ayrıldım.
Sonuçta ülkeme vefa borcum var. Ülkem beni okuttu. Burs verdi, yurt verdi. Bu yüzden öğretim görevlisi olmak istedim. Damla bak, benim bir işe girmem lazım. Müdürlüğü geç. Ne işi olsa yaparım. Hocam sizinle açık konuşacağım. Buradaki birçok kişiden daha iyisiniz. Ama sizi işe almazlar. Bu soruşturma bitene kadar da hiçbir firma sizi kabul etmez. İmkansız. Çok üzgünüm hocam. Bankadaki paramı bloke ettiler, çekemiyorum. Sen beni tanıyorsun. Benim borcum boş, mutlaka öderim. Yani. Hani bir tek işten çıkarma olsa o da sorun değildi. Ne olacak ki, illa finans müdürü mü olacağız yani? Değil mi? Bir iş bulurum, aç kalmayız ama... işte bu Deniz'in hastalığı bizi mahvetti abi. Geldim üst üste gelir zaten İrfan'cığım. Ama sen çıkarsın buradan. Çıkarım tabii ama Deniz'in ameliyat olması şart. Doktorlar vakit yok diyorlar. Öyle bir çaresizlik ki Allah düşmanımın başına vermesin. Alper, benim bu parayı bulmam şart. Alper, bir bakar mısın? Geliyorum. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Bağırma, duyacak. Duyarsa duysun. El alemin enayisi biz miyiz ya? Gitsin başka kapıda dilensin. İsim verecek değiliz. Kimin parasını kime veriyorsun sen? Buldum de. Bana parayı buldum de. Arabayı sattım. Kahretsin. Al. 47.000. Dayını aradın mı? Cezasını versin onun. Ben ona çocuk hasta diyorum. O bana dükkanların kirasını alamadım diyor. Yelda'yı aradım. O da aynı şekilde. Hem almışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. Ya benim ciğerim yanıyor. Onlar bana laf yetiştiriyor. Sen Egemen'i aradın mı? Aradım, açmadı. Ya ne olur sanki bir daha ara. Sen yakın arkadaşın değil mi senin? Kimi arayıp aramayacağımı gayet iyi biliyorum ben Eda. Hem açsa ne diyecek ki? Herkes gibi kıvıracak o da. Kendine hayır yok. Hadi atla bakalım. Hoppa. Gel bak. Ben artık oyun istemiyorum. Kampa gidelim. Niye değiştirdin fikrini? Okusana baba. Gel bakayım. Oo, bak çok güzel bir şehir var burada. Çok eski zamanlarda mutlu insanların yaşadığı Babil isminde bir şehir varmış. Bu güzel şehirde akıllı ve meraklı bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk her sabah erkenden uyanır. Okula gider miymiş? Gidermiş herhalde, okuyalım anlayacağız. Oğlum gerçekten sen neden vazgeçtin oyun konsolundan? Oyun istedim diye bir sürü kötü oldu. Naz da gitsin, Eğmen de oynasın. Sen Naz bize gelsin de mi istiyordun oyun konsolundan? Oyun var diye Eymen nerede oynuyor? Ben de bir daha oynamam.
Seda Saygun. Gelsene. Ya kusura bakma, ev biraz dağınık. Dursana. Evin çok şıkmış. Güzel ve idare ediyoruz. Sen eve bakmaya gelmedin herhalde, değil mi? Bunca yıl sonra... 8. 8 sene. Çok uzun zaman geçmiş. Hiç değişmemişsin deme bana, inanmam. Yok, değişmişsin. Güzelleşmişsin. Eskisinden daha güzel olmuş. İrfan üniversiteden atıldı. Deniz hasta, ameliyat olması lazım. Vaktimiz yok. Egemen para lazım. İrfan hiçbir şey söylemedi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Borç istedim. Borç istemediğimiz arkadaşımız kalmadı. Hepsi bir bahane uydurdu. O çok üzgün. Sen de bir bahane uydurursun diye korkmuştur. Vay be. İnsanlık öldü, başımız sağ olsun. İrfan herkesin işine koşarken iyiydi ama, değil mi? Senin de bir bahanen var mı? Kesin paran yoktur. Yeni ev, yeni araba almışsın. Kesin borcun vardır senin de, değil mi? Yatırım yaptım öyle ama zaten nakit hiç kimsede yok ki bu ara. Egemen. Senle ilk ve son defa bir şey istiyorum. Sen benim çaldığım son kapısın. Ben o parayı bulacağım. Bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Anladın mı? Ne gerekiyorsa. Elimden geleni yapacağım. Söz. Çok üzüldüm Deniz'e. Kahroldum. İrfan'a söyleme lütfen. Almasam da önemli değil baba. Olur mu oğlum, alacağız tabii. Aslan baba. Aslan oğlum, hadi gel. Şunu bir dener misiniz? Şifre alabilir miyim? Kartınız blok olmuş. Tamam. Teşekkür ederim. Bu 3000. Bu 500.
Hediye paketi yapmamı ister misiniz? Hayır, gerek yok. Oğlum. Oğlum. Deniz. Oğlum. Oğlum neredesin? Deniz. 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 Oğlum. Deniz. Oğlum. Deniz. Deniz neredesin? Deniz neredesin? Oğlum. Baba. Deniz. Baba. Neredesin sen? Çok korktum. Neye saklandın? Saklanmadım ki. Göremedim. Karanlık oldu. Bunların hepsi geçecek oğlum. Tamam mı? Merak etme. Hoş geldin profesör. Ne haber? Barış çıkarlar mahallede. Bırakınlar. Evet ya. Kız ne bitti? Kapat kafa. Bırakınlar. Gelinler. Teyze, hadi. Ne oluyor orada? Ne oluyor, ne oluyor? Bulmuşsunuz garibanı, ne çullanıyorsunuz? Bu kim lan? Belanızım oğlum. Dağılın. Yersiniz yumruğu. Dağılın demedim mi lan? Yürüyün. Ne bakıyorsunuz hala, yürüyün. Taşınan köylüler siz misiniz lan? Bana ders yaptıracakmışsın. Adın ne lan? İrfan. Sen de egemen misin? Sınıfta kalmışsın. Çarpım tablosunu bile bilmiyormuşsun. Annen anneme dedi. Sana mı kaldı lan? Bitti. Lan çarıklı. Ben sana yardım ederim. Birlikte çalışırız. Sınıfı da geçersin. Kapı lan kereri. Okullara kitabına da. Başına değsin ki. Ben de varım. Değil. Ne haber, nasılsın? İyi mi? İyi. Niye hiçbir şey anlatmıyorsun oğlum sen? Eşim patlamış, oğlan hasta. Ha? Ben senin kardeşin değil miyim? Çocukluğumdan kim kaldı ki? Ne anam, ne babam, ne ablam. Herkesten koptum. Bir tek sen. Sen de para olduğunu bilsem sana da gelirdim. En son batmıştın. 6 ayda sıkı toplamışsın. Ev falan.
Yıkılıyor yani. He, topladım. Ne toplaması? Her şey fake burada. Sahte, yalan. Bak, çerçeve boş. Nasıl yani? Çiçekler de yapma. Örnek daire burası. Evleri daha satışa çıkarmadılar. Fiyatlar düşük diye tutuyorlar. Ben de 5 kuruş param çalacak kapının olmamasından mütevellit burada hayalet gibi yaşıyorum. Kime peki bu ev? Yani bir arkadaş ayarladı. Ya bırak Allah aşkına, sana böyle kıyak yapacak arkadaşın kaldı mı sen? Şşş, kalbimi kırıyorsun ha. Git. Sen beni bırak. Sen nasıl nasıl? Onu anlat. İyiyim ya. İyi. İdare ediyoruz yani. Arada bazen Eda ile birbirimize giriyoruz. Bu hadiselerden bilmiyorum ne kadarını biliyorsun da. İyi işte. Olduğu kadar. Sadece bazen kafama çok takıyorum, çok düşünüyorum. Neden benim oğlumun başına geldi ki? Neden tam da işsiz kalacak zamanı buldum yani? Bazen gece uykum kaçıyor. Uyuyamıyorum. Böyle tavana bakıyorum. Eve sığamıyorum eve. Evden fırlayıp dışarı çıkmak istiyorum. Fabrikaların içine dalmak istiyorum oğlum. Milletin ortasına bağırmak istiyorum. Siz mi zehirlediniz lan diye. Sizin kükürtünüz, civanız mı tümör yaptı benim oğlumun kafasına diye. Üniversitede bir var Burak. Benim üniversitede ilişimin kesilmesinin sebebi o herif. Herif iftira attı. Gece mesela uyanıyorum böyle. Herifin suratı gözümün önünde. Gidip yatağından kaldırıp öldürmek istiyorum mesela onu. Gırtlarını sıkmak istiyorum adamın ya. Oğlum bütün arkadaşlarıma gittim. Hepsine tek tek gittim. Borç istedim. 5 kuruş para vermediler. Böyle balyozu alıp o güzel evlerini kafalarına indirmek istiyorum mesela. Arabalarını parçalamak istiyorum oğlum. Tutamıyorum kendimi. Böyle şeyler geçiyor içimden. Yapamıyorum yani. Gece gece duramıyorum yerimde. Bulunur bir yol ya. Sen İrfan'sın. Bulamıyorum Ege, yok. Harbiden hiçbir yolu yok yani. Oğlum çalmadığım kapı kalmadı ya. Bütün bankalara gittim oğlum. Herkesten kredi istedim. Kimse kredi vermiyor bana. 5 kuruş kredi vermiyorlar. İş arıyorum ya, iş arıyorum. Çalışacağım, para kazanmak istiyorum. Kimse iş vermiyor. Benim 5 kademe altımdaki işler. Neymiş? Dava devam ediyormuş abi. Abi benim biriktirdiğim param var bankada. Bu kadar sene çalıştım, 3 kuruşu üst üste koydum duruyor. 5 kuruşunu vermiyorum. Benim oğlum elimden kayıp gidiyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum Ege. Yapamıyorum yani. Ege, benim bu parayı bulmam lazım. Senin bildiğin biri var mı abi? Ya var birileri. Ne? Sen bana tefeci mi soruyorsun? Abi tefeci ise tefeci. Var mı biri? Oğlum bulaşılır mı lan o adamlara? Adamı... Ege, 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 benim vaktim yok. Ne yaparsa yapsın, isterse kafamı kes. Oğlum iyi olsun, ondan sonra düşünürüm. Kim bu herif? Süleyman Bey. Para isteyeceğimiz abi mühim bir abi. Her türlü iş var. Müteahhit, ithalat, ihracat, toptancılık, emlak. Mafya yani. Haşa. Adam zengin, arkası kuvvetli. Ne kadar zengin? Kaç senedir zengin bu adam? Aileden mi zengin?
3-5 senedir. Mafya yani. Ya hayır dedim ya. Adam iş adamı. Oğlum bankalardan kredi alamayan zavallı insanlara yüksek faizle borç vermiyor mu bu herif? Nefeci nihayetinde. Abi konuştuk ya. Nefeci Süleyman Bey'miş, iş adamı Süleyman Bey olmuş. Senin içinden istiyorsan mafya de, tefeci de. Ama adamın yüzüne karşı Süleyman Bey tanesiyle bakacaksın ki bize borç para versin. Oğlum mekana bak. Kim bilir kimlerin ah yemeği var burada. Sen nereden tanıyorsun bu mafyayı? Yok ben seni bu şekilde içeri sokamam. Bak yanlış bir şey söylersin buna gideriz ha. Ben iyiyim oğlum, ben sakinim, bir durum yok bende. O mu sakin halin? Evet. Ya bak ya kendini toparla ya da parayı unut. Tamam. Süleyman Bey'e de bakayım. Ya İrfan ben seninle ne yapacağım ya? Süleyman Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Yok, sadece Egemen Bey. Daha iyi, ben ortamı ayarlarım, beklesen. Siz de toplantı odasında bekleyebilirsiniz. Pardon, merhabalar. Geç kalmadım değil mi? Affedersiniz, Ayşe Karali ben. Süleyman Bey'le görüşmeye gelmiştim. Bekleyeyim mi, oturayım mı? Ya oturabilirsiniz tabii, buyurun. Tamam, teşekkürler. Pardon. Çok trafik var bugün. Bir acayip yol var falan. Ben şöyle size takdim edeyim. Buyurun, Süleyman Bey'in işi vardır. CV'niz bayağı hırpalanmış. öyle oldu. Yani evde dosya bulamadım. Yoldan alırım dedim. Sonra... Ayşe Hanım, değil mi Ayşe Hanım? Evet. Siz buraya biriyle görüşmeye geldiniz sanıyorum. Ben o kişi değilim. Ben de Süleyman Bey'le görüşmeye geldim. Pardon, pardon. Çok affedersiniz biraz stresten. Okumamış şeker. Şaka yapmıyorum gerçekten. Komşu verdi, iyi gelirmiş. Tadı da güzel. İşe yarıyor gerçekten. Beyne endorfin salgılatıyor. Okunmuş olması da cabası tabii. Onun da etkisi var. Benim böyle çok görüşme tecrübem de yok. Şimdi bu gerginlikten saçmalamam inşallah. Siz tanıyor musunuz Süleyman Bey'i? Yok, tanımıyorum. Siz edebiyat mezunusunuz. Niye buradasınız? Atama bekledim, olmadı. Hayır, bir dakika, yanlış anlamayın. Bütün iş görüşmelerinde sorarlar ya. Nereden mezunsunuz, neden buraya geldiniz, hedefiniz nedir falan. O yüzden sordum. Paraya ihtiyacım vardı desem, olmaz herhalde. Yok, ben denedim, olmuyor. İnsanlar gerçekleri duymak istemiyor tabii. Herkes kandırmak istiyor ama ben. Herkes. Bu arada e-mailinizi yazmayı unutmuşsunuz. Teşekkür ederim. Ben bugün niye böyle oldum ya? Buyurun. Sağ olun. Yalnız biraz serttir, sıkı bastırmanız lazım. Bastırmalı. Teşekkürler. İrfan Bey, Süleyman Bey sizi bekliyor. Geliyorum. Ayşe Hanım, sakin olun. Özgüvenli görünün. Öyle olmasanız da öyle görünün. Tamam mı? Unutmayın, özgüven en çekici şeydir. Şey, kaleminiz? Sizde kalabilir. Okunmuş kalem. Heh, gel İrfan. Süleyman Bey, İrfan. Tamam.
Çay getir kızım. Nerelisin İrfan? Refahiye'de doğdum. Erzincan. Ama 12 yaşıma kadar köy köy gezdik. Baba memleketi neresi yani? Babam benim öksüz yetimmiş. O yüzden nereli olduğunu bilmiyordu. Yani memleket değil, Türkiye'liyim diyelim. Bak, orası biraz karışık işte. Şimdi bu hayatta bir yerli olmayan adamın işi zor. Misal, Trabzonluyum desen, diyeceğim ki huyu suyu şöyledir. Buna atar yapar, buna kızar. Çorumluyum desen ayrı. İrfan her yerin huyundan suyundan almıştır Süleyman Bey. Yedi bölge gibi düşünün. Tanıdıkça göreceğiz bakalım. Başına gelenleri öğrendim. Zorluklar insanı kuyudan çıkartıp sultan yapar. Bak sen üniversitelerde hoca olmuşsun. Ama hayat seni benim gibi ilkokul mezunu bir adamın ayağına getirmiş. Siz de hastalanınca üniversite mezunu doktorların ayağına gidiyorsunuz nasıl? Bir telefon onlar da geliyor çok şükür. Parayı bastırınca hastane bile gelir. Sen niye geldin ayağıma? Anlat bakalım. Borç para için. Başka ne için olabilir ki? Sen beni sadece param san. Kimileri elimi öpmeye, duamı almaya gelir. Kimileri iş istemeye, kimileri ricaya. Ben sadece borç para istiyorum. Ben insan sarrafıyım. Adamı gözünden tanırım. Şimdi sen bizim gibileri hakir görürsün. Üstten bakarsın. Yok Süleyman Bey. İrfan öyle bir adam değil, benim çocukluk arkadaşım. İstediğin para çerez parası desen yeridir. Senin gibi adamı geri çevirmem kapımda. Neticede Egemen benim kardeşimdir. Mağdura, düşmüşe, acize kapımız her zaman açıktır. Siz bu işi hayır için yapmıyorsunuz Süleyman Bey. Nihayetinde bankalardan kredi alamayan insanlara yüksek faizle borç veriyorsunuz. Mesele bu. Benim bankadan farkım, onlar hesaplara, bordrolara, kağıtlara bakarlar. Ben adamın gözüne bakarım. Söyle bakalım. Borcuna karşılık teminatın nedir? Sözüm. Madem bu kadar insan sarrafısınız, borcumu ödeyeceğimi anlamışsınızdır. Verecek misiniz parayı? İki dakika diyorum, anlamıyor musun? Randevu mu alacağım babamı görmek için? Yapamam Hakan Bey, üzgünüm. Şimdi ara, Hakan Bey geldi de. Hakan Bey geldi de. İlla odasına mı dalalım adamı? Oğlum sen ne manyak adamsın ya. Ben şimdi bittik dedim ha. Ben bittim zaten oğlum. Bir de el alemin tefecisinin kapısında köpek oldum. Bir saniye beklesen. Ayşe Hanım. Efendim? Başka şansınız var mı? Hayır, bu işi almak zorundayım. O halde mağdur olduğunuzu, muhtaç olduğunuzu söyleyin. Kapısına düştüğünüzü falan. O zaman sizi işe alır. İyi şanslar. Sağ ol. Eda. Parayı buldum. Gelince anlatacağım. Şimdi egemenliyim. Ayrılıyoruz. Tamam, söylerim. Tamam. Sana selamı var. Aleyküm selam. Eda'nın haberi var mı tefeciye geldiğimizi? Yok, senden aldığımı söyleyeceğim. Bir de ona kafayı takmasın şimdi.
pardon abi. Alo. He canım. Yok, şu anda yanında değilim. Ben seni arayayım mı 5 dakikaya? Tamam canım, öpüyorum. Arayan bir arkadaş mı? He. O kadar parayla otobüse binme. Al bununla git. Bu ne ya? Ya param varken 1 senelik kiralamıştım, hadi. Ciddi misin sen? Buyurun İrfan Bey. Teşekkürler Egemen. Yavaş git. Vay vay. Çok fazla tecrübem yok. Ama çalışkanlığımla üstesinden geleceğime emin olabilirsiniz. Tamam kızım, tamam. Telefonunu bırak, biz seni ararız. Süleyman Bey. Söylemek istemiyorum. Ama çok mağdur durumdayım. Ender abi dedi ki Süleyman Bey hiç kimseyi kapısından çevirmez. Fakir babasıdır dedi. Bu işe çok ihtiyacım var. Alo. Evde misin? Tamam. Bir 10 dakikaya geliyorum. Hadi görüşürüz. İyi misin? Bir yerin kırıldı mı? Yok. Hayır. Eğer paramı hemen vermezsen bir sonrakinde her yerin kırılacak, merak etme. Sen şu adamını çeksene ya. İnsan arabayla vurulur mu? Tamam. Hiç mi hatırım yok ya? Hatır matır yok Egemen. Bak bu sana son uyarım. Bir araba çarpar, kör kurşunlara gelirsin. Kim vurduya gidersin, bak şakam yok. Tamam, yemin ederim vereceğim paranı ya. Bana biraz zaman ver. 1 hafta. Çek şu paranı be. Vay 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 vay. İlay Hanım, döktürmüşsünüz yine. Sen neredesin Egemen ya? Ha? Var şu döküntülerini toplasaydın. Toplarız ya, ne acelesi var? Ne demek ne acelesi var? Süleyman evi satışına hemen başlamak istiyor. Lansman ya bugün ya yarın. Ne oldu ki? Nakde çevirmek istiyor parasını. Bak bir şey söyleyeceğim, şu listeyi sen kontrol et. Ne olur bir eksiğimiz kalmasın. Sen satışlar başlayınca ne yapacaksın? Buldun mu kendine kalacak bir yer? Ben bakarım başımın çaresine ya. Bulurum bir yer. O kadar idare ettin zaten. Al bunu. Satışlar sırasında birkaç gün benim ofiste kalırız. Ha? Birkaç gün ama Egemen. İlay. Sen tanıdığın en sağlam kadınsın. Hı. Yemin ederim bak, bunun için söylemiyorum ben. Bir pislik yapma. Şu döküntülerini toplar mısın ya? Aman toplayacağım ya. İlayım. Süleyman hoş geldin. Elinin değdiği her şey nasıl da çiçek açıyor. Süleyman Bey, biz de hazırlıklara başladık. Satışları erken almışsınız. Öyle lazım gerekli. Organizasyon işlerini hallet. Evin satışları sende. Ofise de git, vekaleti al. İmza etkisi de çıkarttım. Sağ olun Süleyman Bey, güveninizi boşa çıkarmayacağım. Bana değil, İlay Hanım'a teşekkür et. Pardon canım. Efendim? Söyle Kudret. Süleyman, ben bu hayatta senden bir tek şey istedim. Nedir o? Her akşam bu sofranın başında duracaksın. Ya duracaksın ki kim olduğunu hatırlayacaksın. Duracaksın ki kim olduğunu bize hatırlatacaksın. Öyle canın istediğinde ben o evin reisiyim demeyeceksin. Bak,
Sen olmayınca Hakan da gelmiyor, söyleyeyim. O niye gelmiyormuş? Ara neredeyse gelsin hemen. Ben de çıkıyorum birazdan. Tamam, geç kalma. İlayım. Ben çıkıyorum. Var mı bir şeye ihtiyacın? Yok. Yarın görüşürüz. Tamam. Hadi size kolay gelsin. Görüşmek üzere Süleyman Bey. Şu döküntülerini topla artık. Hadi. Bu ne? Bu? Artık evine gelen kadınların eşyalarını mı saklıyorsun? Hayırdır? Hepsini değil. Allah Allah. İlay. Ha? Bir şey soracağım. Sen memnun musun hayatından? Yani bu Süleyman'la mutlu musun? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim, bugün öyle aklıma geldi ya. Ya bambaşka hayatlarımız olabilirdi. Mesela sen hiç düşünmüyor musun? İrfan'dan ayrılmasaydın, devam etseydin ne olur diye. Hiç geçmiyor mu aklına? Düşünmüyorum Egemen. Düşünmek işime yaramıyor çünkü. Geçmiş geçmiş. Bir daha geri getiremeyiz. Hadi bak işine. Bu liste bende kalabilir mi? Kalsın. İyi. Halletti sağ olsun. Sana da selam var. Kafam kabacık. Dur. Sorma lan. Oğlum. Oh. Ayda sen onları bırak. Sen bana kahvaltı hazırla hadi. Tamam efendim. Sağ ol. Günaydın sultanım. Günaydın. Kapıyı duymadım, hoş geldin. Hayırdır, işmezdin sen? Canım bir şeye mi sıkıldı? Yok. Yorgunlukta canım istedi.
O ne? Lansman için notlar böyle küçük küçük aklıma geldikçe biriktiriyorum, topluyorum, sonra birleştiriyorum falan. Doktor bey, tetkikler tamam değil mi? MR'da var. Biz de parayı bulduk. Artık söyleyin ne vakit ameliyat edeceksiniz? Yani nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Çok zor bir durum farkındayım ama... yeni tetkiklere bakınca beklediğimizden çok daha zor bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu tip durumlarda ameliyatı çok riskli buluyorum. Nasıl yani? Ne demek bu? Ne demek doğru bulmuyorum doktor bey? Yani ne demek doğru bulmuyorum? Sizin ne dediğinizi kulağınız duyuyor mu acaba? Doktor bey siz bize demediniz mi ameliyat olmazsa hayati riski büyük diye? Tümörün tipi ve yeri itibariyle ameliyat da çok büyük risk. Yani diğer tedavi yöntemlerini uygulayabiliriz. Ama baştan söylemek zorundayım. Bu tip vakalarda başarı oranı çok düşük. Yani başarılı olacağımızın ben garantisini veremem. Ya siz demediniz mi ameliyat olması lazım, para bulun, para getirin, ameliyat etmemiz lazım diye. Şimdi diyorsunuz ki ameliyat olamaz ve tedavi yöntemlerine de cevap veremez. Celal Bey, sizin çocuğunuz var mı Celal Bey? Evet var, bir kız. Allah bağışlasın. Sizin kendi çocuğunuzun başına gelse siz ne yaparsınız bu durumda? Ben olsam Tahsin Hoca'yı götürürdüm. Houston'da bölüm başkanı ve benim de hocamdır. Bu tür hassas ameliyatlarda da başarı oranı çok yüksek. Eğer imkanınız varsa bence ona götürün. Yok doktor bey. Bizim o kadar imkanımız yok. Nereden bulacağız biz o kadar parayı ya? Nereden bulacağız? Bakın sizin durumunuzda bir aile var. Onların kızı 6 yaşında Leyla. Yurt dışında ameliyat olması için de bir kampanya başlattılar. Belki sizin için de bu bir yol olur he? İrfan bak bu kız. Deniz'le aynı durumu. Babasıyla konuştum. 3 ay olmuş kampanyayı başlatalı. Oldukça olumlu konuşuyor. Şimdi ana habere çıkmak için uğraşıyorlar. İsterseniz hemen gelin görüşelim dedi. İrfan git hemen konuş ne olur. Yalvarırım git hemen konuş onlarla. Ne kadar toplamışlar bunlar? 180 bin. 3 ayda. İyi, 1 sene 8 ay gibi bütün parayı toplarlar artık. Biz daha çok para toplarız, daha hızlı toplarız. Eda yapma Allah aşkına. Kaç kere gördük bu ilanları, bu çocukları? Hiçbir şey yaptık mı? He? Sen hiç gidip kan bağışladın mı mesela? Tamam. Tamam. Ne yapalım o zaman İrfan ha? Ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım, böylece bırakalım mı ha? İrfan. Ne yaparsan yap. O parayı bul. Yok Ege. Olmuyor. Süleyman'ın aldığımız para yetmiyor. Ameliyat ne olacak? Şimdiden faiz bindi. Doktor yeni tetkikler yaptı. MR falan çektiler. Oğlanın kafasındaki o ufak şey çok kritik ya. Şöyle ameliyat etmek istemiyor doktor. Çok riskli. Amerika'da Houston'da bir tane adam varmış Tahsin Hoca diye. Bu ameliyatlarda çok iyi dedi. Gidin ona yaptırın diyor. Abi ya. Ya ben nasıl giderim oraya? Ege. İnanılmaz para. Hadi parayı bulsun. Benim yurt dışı çıkış yasağım var. Mahkeme hala devam ediyor. Nasıl yapacağım ben bu işi? Ya para var mı? Her derde çare var. Pasaport yaptırırız. Nasıl diye sormayacaksın. Kaç para diye soracaksın. Ege ya. Ne kadarmış bu ameliyat? Abi gittisi geldiyse ameliyata öncesi sonrası. Abi en az 1 milyon lira para lazım bana. 1 milyon lira abi. Ben nereden bulacağım? 1 milyon ne ki ya? 1 milyon para mı ya? Ne demek oğlum 1 milyon para mı? Benim neredeyse 10 senelik maaşım oğlum 1 milyon. 40 senelik asgari ücret. Ne demek para mı? Senin çocuğunu kurtaramadığın o parayı var ya. Bunlar gibi harcıyorlar. Metreslerin arabaları 1 milyon lira.
Bunlar 1 milyonluk evde oturmuyorlar. Çalışanlar oturuyor. Süleyman Bey'in o evleri bile 3 milyondan başlıyor. El kadar çocukları alıyorlar. Bunlar saat alıyorlar 1 milyona. Eski karıların nafakaları 15 milyon lira. Burada çay 20 lira. Yemek yiyorlar 1000 lira. Yesinler, bana ne? İktisatçısın. Ver madem %'yi. Bunların kaçı gerçekten iş güç sahibi? Kaçı bunca parayı alın teriyle dürüst hak yemeden kazandı? Cevabını bildiğin soruları sorma. Bana göre hala çok para. Senin çocuğunun hayatını kurtaracak para bunlar için ne ki? He. Bunlarla gel. Hadi gel bir çay içelim. 20 lira. Charles Ponzi. Saadet zincirinin atası Charles Ponzi. Bu sistem 100 yıldır işliyor arkadaşlar. 100 yıldır insanlar bu sisteme kanıyorlar. Bakın, en son saadet zincirinde adamın biri mavi bir yumurta yumurtladı. 140 bin kişiden 1 milyar liranın üzerinde para topladı arkadaşlar. Ya. Ve bu insanların hiçbiri aptal değildi. Dünya tarihi boyunca kolay para kazanmak isteyen insan hep oldu ve bundan sonra da milyonlarca insan hep olacak. Ne geçiyor aklından? Hiç. Benim aklımda bir şey var. Bana sadece insanlara güven verecek bizim ortamlardan olmayan biri lazım. Bir yüz. Bu sensin İrfan. Tamam da hemen başlayalım. Neye tamam diyeceğim? Süleyman'ı dolandıracağız. Evler 3 milyondan başlıyor. Burada 150 tane daire var. 150 çarpı 3. Süleyman için 1-2 milyon ne ki? Bu koca yeri iflas eden bir müteahhitin elinden aldı. O da kentsel dönüşüm ayağına garibanlardan 3 kuruşa kapatmış. Senin istediğin ne ki? Süleyman'ın dairelerini bizimmiş gibi satacağız yani. Aynen öyle yapacağız. Kendi lansmanımızı yapacağız. Evlerden birkaçını satıp kaparasını aldık mı zenginiz. Deniz ameliyat olacak. Yeni bir hayat kurarız. Kurtuluruz buralardan. Sen bana hırsızlık yapalım diyorsun ya. Ne diyorsan de hoca. Benim başım belada. Sen olsan da olmasan da ben yapacağım bu işi. Yoksa gebertecekler beni. Sen var mısın yok musun oğlum söyle. Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorum ya. Benim borcum var abi. Benim peşimdeler. İkimiz de can derdindeyiz. Seni burada tutan ne? Akrabalarım mı? Dostlarım mı? Çaldığın her kapı suratına kapanmadı mı? Hem tefeciye parayı ödeyemeyince ne olacak? Süleyman değil senin. Yeri ceplinin canını okur. Şişt. Gel şu işi yapalım profesör. Hadi. Ha? İlkokul 1. Akköy'deyiz. Sınıfta birine Almanya'dan 24'lü pastel gelmiş. Ben hayatımda görmemişim. Kırmızıyı attım çandan. Kırmızıyı mı aldın lan? Babam fark etti akşam. Hayatımın ilk ve tek tokadını yedim babamın. Sonra o koskoca adam geldi benden af diledi. Oğlum dedi, suç bende. Ben sana hırsızlığın en büyük günah olduğunu öğretememişim. İnsan bir kere hırsızlık yaptı mı o kapıdan bütün günahlar girer dedi.
Oradan yalan da girer, aldatma da girer, hile, açgözlülük, hırs da girer. İster küçücük bir kalem çalı, istersen koskocaman bir altın külçesi hırsızlık hırsızlıktır dedi. Bak dedi, bana bir söz vereceksin. Hiç kimsenin malına göz dikmeyeceksin. Ben senin gırtlağından tek bir lokma haram geçirmedim. Sen de evladına haram lokma yedirmeyeceksin. Ben babama söz verdim. Peki. Baban senin yerinde olsaydı ne yapardı? Oğluna yaşama hakkı vermeyen bu dünyada ne yapardı? İrfan söyle. Yok Ege, ben yapamam. İyi, tamam. Yapma. Çocukluğundan beri böyleydin zaten. Yapma. Tamam. Efendim Eda. Ne yaptın? Görüştün mü Leyla'nın babasıyla? Evi arıyorum hala. Pardon, bakar mısınız? Gülveren sokak nerede? İleride sağdaki sokak. Sağ ol. Sen ne yaptın? Deniz nasıl? İyi, odasında. Deniz çok fazla oyun oynamasın lütfen. Konuştuğumuz kadar, tamam mı? Bak, valilikten izin almak gerekiyormuş yardım kampanyası için. Öğren tamam mı? Nasıl yapmışlar? Bir de ana haberi çıkacağız diyorlardı. Nasıl bağlantı kurmuşlar? Mutlaka öğren. Olur mu? Eda, evi arıyorum hala. Bir müsaade et. Bırakın. Allah aşkına bırakın. Ben taşıyacağım. Bırakın. Leyla kızım. Götür beni. Leyla. Bırakma beni. Leyla kızım. Leyla. İrfan. Gitme kızım. Alo. Oğlumuz olacağını öğrendiğinde aldığın ilk şey. Ne çok uğraşmıştık değil mi? Hepsi bıraktırana kadar. Kuzucuk. Kuzusu olmadan uyumazdı. Sevgilim yapma ne olur. Bırak. Bırak. Eda topla kendini ne olur. Topla kendini. Topla kendini. Topla kendini. Ne? Topla kendini. Sen bugün benim ne yaşadığımı biliyor musun lan? Ne yaşadığımı biliyor musun? O annenin çığlıkları kulağımdan gitmiyor benim, anlıyor musun? Eda, ben ne yaşıyorum zannediyorsun sen? Ben bugün küçücük bir tabut gördüm babasının kucağında. Tek başına taşıyordu adam. Anası babası delirmiş. Ben bunları hiç düşünmüyor muyum zannediyorsun ha? Ben nasıl geldim bu eve sen biliyor musun? O çocuk da ameliyat dahi olmamış. Ama olmaz, dağılamam. Dağılamayız Eda. Bak bana, topla kendini. Bir yolunu bulacağız. Bir yolunu bulmak zorundayız. Nasıl, ha? Nasıl bulacağız? Kapısında dilenmediğimiz insan kaldı mı? Yok, yok, anlıyor musun? Yok. Söz vermiştin.
Bize iyi bir hayat yaşatacağına söz vermiştin. Hepsi senin suçun. Hepsi senin suçun. O aptal saptal ideallerim diye tutturmasaydın şu anda böyle olmazdık. Anlıyor musun? Ya benim oğlum ölüyor ya. Benim oğlum ölüyor. Farkında mısın? Oğlum ölüyor. Ha? Senin ağrını böyle elimle diye çekip alacağım, sen merak etme, tamam mı? Baba, ben ölecek miyim? Nereden çıktı bu oğlum? Ben hastayım ya, eğmen dedi. Bir çocuk varmış, benimki başı ağrıyormuş, sonra da ölmüş. Hayır oğlum, yok öyle bir şey. Kim uyduruyor bunları? Bak, ben sana verdiğim bütün sözleri tuttum değil mi oğlum bugüne kadar? Sen iyi olacaksın. Hepsi geçecek, sen hiç merak etme. Baba sözü, tamam mı? Egemen. Tamam, varım. Süleyman'ı dolandıracağız. Nasıl olacak bu iş oğlum? Süleyman ne olacak? Kapıdaki güvenlikler falan, onları ne yapacağız ya? Süleyman'ı yurt dışına yollayacağız. Güvenliğin eline 3-5 sıkıştırdık mı tamamdır. Evleri satıp kaçacağız. Senin işleri merak etme, o işler bende. Sen afilli cümleler düşün, unutma. Gelenlere senin o güvenilir suratını satacağız. Egemen, gel. Egemen, başka bir şey lazım mı birader? Eyvallah Cankuş, sağ ol. Eyvallah. Pasaportlar için 50.000 daha verdim. Vizeler de tamam. Çok iyi bir tekne ayarladım. Yunan polisi zaten bizimki kadar zor değil. Deniz iyi olacak. Olacak tabii. Sen ne yapacaksın? Ben Midilli'de kalırım. Biraz oradan Malta. Belki
Beach Club açarım. Ulan bizim yılan kaçmış çıkarma ile elek arıyoruz, sen Beach Club açıyorsun. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Profesör, şu çakma lansman için ne kadar para kaldı? 50.000 civarı bir şey kaldı. Bana bak oğlum, biz nasıl yapacağız harbiden bu işi? Harbiden nasıl olacak lan? Ya sen bu işlere kafaya takma, sen affilli cümleler düşün. Unutma, gelenlere senin o güvenilir suratını satacağız. Ya yapma Allah aşkına ya. Eğlen biraz ya, dans et. İlanlar, reklamlar, her şey hazır. Onayınızı bekliyor Süleyman Bey. Dila'ya da sor. O anlıyor işlerden. İlahi bugünlerde o işlere bakamaz Süleyman Bey. Ne oldu ki? Ya, benden duymuş olmayın ama galiba yıl dönümünüzmüş. İlahi de birkaç gündür size hediye alacakmış, onunla uğraşıyormuş. Ya ne yapacağız o işi? Gerdanlık alayım diyorum ama sonra dedim ki İlahi sevmez. Böyle başka bir şey lazım. Sofistike bir şey İlahi gibi. Neyse işte. Yük de hafif, paha da ağır. Aslında bu kadar işin gücünün arasında olmaz ama yurt dışına gitseniz ne kadar güzel olur ya. İlahi çok sever. Zaten bugünlerde bunu aldı o biraz, fark etmişsinizdir. Evet. Var bir halleri ama. Aslında 2-3 gün yeter. Londra olur, Paris olur. Eğer Paris'e giderseniz şahane bir restoran var. Yani rezervasyon için böyle birkaç ay öncesinden aramak gerekiyor ama şefi arkadaşım, önden ayarlarım. İlayın, aklı uçar. Tam sofistike, istediğiniz gibi. Ayşe! Gel kızım, gel. Süleyman Bey, buyurun. Egemen Bey'in söylediği her şeyi not et. Uçak biletleri falan. Ne lazımsa hallet. İlay. 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 İlay Hanım çıktı efendim. Nereye çıktı? Bilemiyorum. Bir bey geldi, onunla çıktı. Kimmiş o bey? Tanımıyorum. İlk defa gördüm. Başka? Yani başka ne bileyim, İlay Hanım da şaşırdı. Geldi de hızdı. Bir bağırış çağırış oldu, sonra da çıktılar. İlay neredesin? Alışverişteyim. Yalnız mı? Evet Süleyman, kiminle olabilirim? Peki tamam. İşin bitince ararsın. Sonsuza kadar benimsin, sonsuza kadar seninim. Maslak'ta. İsteğin yönüne doğru gidiyor. İyi, acele et hadi. Allah senin belanı versin Özgür. Anladın mı? Allah senin belanı versin. Ya boşanmaya çalıştım. Başkasına aşığım bile dedim. Ayrılmaya yanaşmadı. Şimdi bebeği kullanıyor. Ne demek bebeği kullanıyor ya? Tek başına mı yaptı o kadın o bebeği? Sen başına ne evli olduğunu söyleseydin olayların hiçbiri buraya gelmeyecekti. Bunların hiçbiri olmayacaktı. Evli olduğumu bildiğinde gitseydi o zaman. Ben miyim tek suçlu? Ne yapıyorsun? Bak şimdi bak şu kamyonu görüyor musun? Eğer tek kelime daha edersen yemin ediyorum sana 200 de altına girerim. Ne oluyor ya? Ne oluyor?
Bir dakika beyler, bir dakika. Ne oluyor? Sakin ya. Yanlış anlaşılma var herhalde. Süleyman! Sen beni mi takip ediyorsun? Ne işin var senin burada? Çekil sen! Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Arabaya götürün. Süleyman yanlış anladın. Bırak, ne oluyor? Ya bırak! Bırak, ne oluyor? Süleyman yanlış anladın. Bırak! Süleyman! Süleyman yan! Süleyman! Süleyman ya! Süleyman! Ha? Süleyman! Kimsin lan sen? Süleyman. Sen kimsin de ilahi peşinde dolanıyorsun ha? Süleyman! Süleyman! Seni bir daha bu kadının etrafında görürsem... suratını öyle bir dağıtırım ki anan baban gelse tanıyamaz. Anladın mı lan? Anladın mı? Nehir. Nehir'in kardeşi. Nehir'in sevgilisiyim ben. Nehir. Özgür boşanmaya yanaşmadığı için Nehir bir kutu ilaç içmiş. Apar topar midesini yıkadılar. Biz de Özgür'le evine eşya almaya gittik. Kardeşimle görüşmüyorum demiştin. Aklıma bile gelmedi. İlahim. Neden anlatmadın bana? Neden? Seni ilgilendirmezdi çünkü Süleyman. Birbirimizin ailevi meselelerine karışmıyoruz. Biz karışıyor muyuz? Ben sana karını sormuyorum. Sen de bana kardeşimi sorma. Fotoğrafı görünce delirdim. Ne var bunda? Bir dünyada mektup yazmış. Hiçbirini atmamışsın. Tekrar görüşmeye başladın sandım. Olamaz mı? Bunun için mi? Bu aptal mektuplar için mi takip ettin beni Süleyman? Tarihlerine baksaydın ya. 1000 yıl geçmiş üstünden. 1000 yıl geçmiş ama hala atamamışsın. Saklamışsın. Bunu sen saklamazdın. Demek ki senin için hala çok önemli. Evet, önemli. Kardeşimle de görüşmüyorum ama o da benim için önemli Süleyman. Geçmişimiz, nereden geldiğimiz bizim için önemli. Ben bugüne kadar senin nereden geldiğini kurcalamadım mesela. Görmezden geldim ama artık merak ediyorum. Bu akşam o çocuğu orada öyle döven adam benim tanıdığım iş adamına hiç benzemiyor. Fark etmez. Ben neysem oyum. Bilmen lazım gereken başka bir şey yok. Anladın mı? İlahim. Tamam. Gider misin? Başım ağrıyor benim Süleyman. Gider misin? Lütfen gider misin? İlahim. İlahi. Yemin ediyorum sana, hayatımın ilk ve son aşkı sensin. Söz veriyorum. Süleyman, bana zaman ver. İyi hissetmiyorum kendimi. Yıl dönümümüz için bir hoşluk yapmak istedim. Seversin diye. Birkaç gün gidelim. Birkaç gün baş başa kalalım. Görürsün bak, bütün olanları unutturacağım sana. Sabah görüşürüz. Yalçın, bir temizlemek lazım. Yarın sabah ilk işin şu en güzel daire var ya, terasta merasta olan. Onun anahtarını kap getir.
İlay Hanım için. Bizim uçak öğlen. Gitmeden yetiştir. Hadi. Profesör. Günaydın. Günaydın. Bu ne lan? Niye senin getirdin oğlum bunu? Kart vizitim bu. Seçkin konuklarımız paralara bayılırken sen kitabını imzalayıp hediye edeceksin. Yeni ekonomi trendler etti. Çanta kitap dolu. Egemen oğlum sen bunu okudun mu lan? Ben burada emlak sektörü çöküyor diyorum. Yeni trend organik tarım, temiz enerji. Bundan bahsediyorum ben burada. Ben kimse okumayacak profesör. Ama zengin olursan bir tane kişisel gelişim kitabı yazarsın. O bak okunur ha. Sen konuşmana hazırladın mı? O tamam. İyi. Ya Süleyman çıkıp gelirse? Süleyman uçakta, Paris yolunda. Egemen kardeşim düşün de hep onları, merak etme. Tapuyu ne yapacağız? Sorarlarsa ne diyeceğiz? Ön satış sözleşmesi yapacağız. Tapu sonra. Onları ben halledeceğim. Bak. Tapu bu. Bu ne? Ne, olmamış mı? Olmamış tabii. Bu ne biliyor musun? Böyle hafif ticariyi yanaştırmış. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyor. Ama bu, ben 40.000 lirayım. Düşün, içindeki adam kaç parayım diyor. Al bunun üstünü değiştir. Ben şuraya bakıyorum. Hadi. Hadi profesör, hadi. Cancağızım, bunları alın standa dizin. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Ne demek kelime? Dün akşam her şeyi konuştuk. Tekrar başa dönmeyelim. Hiçbir şey olmamış gibi seninle o uçağa binemem ben Süleyman. Anladın mı? Hiç yaşanmamış gibi ya da sindirmiş gibi davranmamı da bekleme benden. Yapamam. Sen az daha bana dün akşam vuruyordun. Ben seninle şimdi tıpış tıpış gelirsem bu ne demek? Söyle bana ne demek? Özür diledim. Unuttuk gitti demek. Unutmayalım Süleyman o zaman. Sen de unutma ki bundan sonra bana böyle şeyler yaşatma. Hem ben kardeşim hastanedeyken nereye gidiyorum? Biz birkaç gün görüşmeyelim, bana biraz zaman versen. Daha da tek kelime etme. Tamam, istediğin gibi olsun. Madem şimdi keyfin yok, haftaya gideriz. Hiç anlamıyorsun ki. Hiç. İlay'ım, sen anlamadın. Sevda biz de senin sandığın gibi çiçek böcek değil. Bir kere sevda hiç biter mi? Şanslıysan ömründe bir kere bulursun o aşkı. O da ölünce biter. Gitseydik Paris'te verecektim. Yeni evinin anahtarı. İlay'ım, sen benim bir günlük değil, bir ömürlük aşkımsın. Bunu sakın unutma. Seni çok seviyorum İlay'ım, çok. Bizim yurt dışı iptal Yalçın, gitmiyoruz. Ne yaptınız? Hallettiniz mi her şeyi? Hallediyorum Süleyman Bey. Şeyi sakın unutmasınlar abi. Bizzat sen kontrol et. Hadi. Tamamdır. Ben de plazaya geçiyorum. Çok iyi olmuş jilet. Yeni ekonomi trendleri yazarı ve yatırım danışmanı İrfan Saygın. Hazır mısın? Hadi. Hepiniz hoş geldiniz. Buyurun İrfan Bey. Merhaba. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugünlerde herkes, emlak sektörü şöyle kötü, satışlar böyle azaldı, emlak fiyatları düştü diyor. Sizler de duydunuz tabii, biliyorsunuz.
Nispeten doğru tabii. Emlak sektöründe aşağı doğru bir trend var. Emlak fiyatları da hayli düştü. Yani emlağa yatırım yapmak için en doğru zaman. Konut sayısının fazla olduğu söyleniyor. Emlağa yatırım yapılmaz diyorlar. Size emlağa yatırım yapılmaz diyen arkadaşlarınızın çoğu gizliden gizliye konut alıyorlar beyefendi. Benden duymuş olmayın. Ayrıca konut fazlası olduğu da doğrudur. Doğru ama bu vasıfsız ve orta sınıf konutlar için geçerli. Yavuncu Holding'in yaptığı bu Yavuncu Plaza gibi prestijli ve marka konutlarda bu söz konusu değil. Şimdi siz özel müşterilerimize bugün çok özel bir teklif hazırladık. Yavuncu Plaza'daki bütün daireler bugün size vereceğimiz fiyatın %30 fazlasına satışa çıkacak. Eğer sizler bugün burada kaporalarınızı yatırırsanız bu dairelerin hepsine %30 ucuza sahip olacaksınız. Unutmayın, bu sadece bugüne ait ve sizlere özel bir tekliftir. Acele etmeyin, günün tadını çıkartın, ikramlarımızdan tadın. Gidin örnek dairemizi gezin. Biz herhangi bir sorunuz olursa burada olacağız. Ben özellikle sorularınızı cevaplamak için buradayım. İsmim İrfan Saygun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abi hoş geldin. Bu ekranlar niye kapalı? Abi sistemde sorun vardı. Haber verdim ben. Bakmaya gelecekler. Hadi bakalım. Şimdi sorununuzu çözeceğim sizin. İrfan Bey, bakar mısınız? Müsaadenizle. İrfan Bey, Necati Bey. Merhaba. Yatırım grubumuz. Buyurun, sizi dinliyorum. Vallahi ben... Alo. Egemen Bey, yandık. Yalçın geldi, yukarı geliyor. Piyasada konut fazlası var zaten. Ama iklim değişikliğini de göz önünde bulundurun Necati Bey. Sizin de bildiğiniz gibi Arapların pek çoğu şu anda Türkiye'den ev satın alıyorlar. Bunun en önemli sebebi önümüzdeki 5 sene içerisinde Arap ülkelerinde yaşanmaz hale gelecek olması. Bu da tabii ki talebin azalması değil, artması anlamına geliyor. Nihayetinde. Ne oluyor lan burada? Bu için sizinle iletişime geçeceklerini rica ederim. Çok memnun oldum. İrfan Bey, bir şey mi oldu? Yok, hayır, hiçbir şey olmadı. Buyurun, bu taraftan gidelim. Haftaya bir yemek falan yapalım. Yatırım işlerini konuşuruz. Pardon, tabii ki, tabii ki. Ben çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Siz yemeğin yerine... gününe, saatine karar verin. Peki, ben da size zaten bütün bağlantılarımızı verdim. Var. Kartta hepsi yazılı. Siz beni arar söylersiniz. Ben size uyarırım her şekilde. Tamam. Buyurun şuradan geçin. Abi uçak röter falan yaptı herhalde. Şu işi toparlamamız lazım. Bekle beni burada. Oğlum ne yapacağım ben bu herifle? Uyanırsa şu cumhur uçak. Ne
İyi günler, teşekkür ederiz. Ne yaptınız? Heh, inceliyorum. Tamam. Şuraya da son bir imza. Avansı yatırdınız değil mi? Şimdi gönderdim. Hesabınıza geçer birazdan. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Satış belgeleri en kısa zamanda elinizde olacak. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Son kalan getirdi. İşte budur. Üç buçuk. Üç buçuk. Ne yapacağız? Gideceğiz, hadi yürü. Oğlum adamı ne yapacağız diyorum sana. Adam ölmedi ya abi. Ne yaparım, kuyruğunu tuttuk bir defa. Hadi yürü. Uyanma lan. Uyanma. Efendim Süleyman. Geldim. Geldim, gidiyorum, giriyorum şimdi. Merak ediyorum tabii, niye merak etmeyeyim? Bakacağım şimdi, sen neredesin? Tamam. İyi ki devi buradan aldık değil mi anneciğim? Hem indirimden faydalandık, hem kâra geçtik. Ne devi? Eda, ha, hazırlan hadi. Üç beş bir şey al, yanına gidiyoruz. Deniz nerede? Odasında. Deniz. Nereye gidiyoruz? Soru sorma canım, hadi hazırlan. Ya İrfan, delirdin mi? Nereye Deniz? Gidiyoruz? Ne bu telaş Allah aşkına? Oğlum gidiyoruz, hadi kalk. Ya İrfan, delirdin mi? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Hadi şunun içerisine Deniz'in eşyalarını koy. Sen oğlum bırak oyunu, hadi gidiyoruz. Soktun, ha? Eda susar mısın? Amerika'ya gidiyoruz, Deniz'in ameliyat parasını bulur. Oğlum bırak artık oyunu, hadi gidiyoruz. Biz de makul bir açıklama yapmadan biz hiçbir yere gitmiyoruz, tamam, anladın bırak mı? Şunu, bırak ya neyi, Allah aşkına. Neyi bırak İrfan sakin. Ya Allah aşkına? Sakin ol. Anlatacak mısın? Bak lütfen. Ya neyi bağırma, ne oluyor İrfan? Al bak. Ne bu? Yeni kimliklerimiz. Ne? Eda ben sana yalan söyledim. Parayı Egemen vermedi, ben tefeciden buldum parayı. Sen bunu ben Eda vermedim. Lütfen, lütfen. Bak Amerika'ya da ameliyata da yetecek parayı buldum. Önemli olan bu. Ama eğer hemen gitmezsek dolandırdığım tefeci beni bulur. Öldürmezse en azından hapis yatırıp her iki ihtimalde de çocuğumuzu kaybederiz. Lütfen hazırlan. Deniz! Deniz! Gitmeyeceğim ben. Oğlum ne demek o şimdi? Açar mısın kapıyı? Gitmeyeceğim ben. Deniz hemen hazırlan. Ameliyat olmayacağım. Gitmeyeceğim Amerika'ya. Tamam oğlum, ameliyat olma sen. Tamam. Ama başının ağrısı daha da artacak, ben sana söyleyeyim. Bak gemiye binecektik, uçağa binecektik, okyanusun üzerinden uçacaktık. Bir de senin ameliyat olacağın şehirde çok büyük bir oyun parkı varmış artık. Ona da gidemeyiz, ne yapalım? Beni kandırmaya çalışıyorsun. Bak buna kızarım Deniz. Ben seni ne zaman kandırmaya çalıştım oğlum? Dişçiye giderken sordun, canım yanabilir mi dedim. Ben sana yanabilir dedim, değil mi? Okula giderken de sordun, zor olabilir mi? Ben sana olabilir dedim.
Şimdi ameliyat olman lazım diyorum oğlum. Ameliyattan sonra biraz canı yanabilir, zor olabilir. Ama geçecek, hepsi geçecek. Sana söz veriyorum. Ve ameliyat olmak zorundasın Deniz. Burada 1 milyon var. Kalanı da geliyor Egemen Bey. Ev mi oluyorsunuz? Hayırlı olsun. Bu zaman iyi para. Lavabo ne taraftaydı acaba? Alo, nasılsın abi? Abi durumlar değişti, ben tek geleceğim. Tekneyi Ayvacık'a getirin, oradan geçeriz. Tamam. Görüşürüz, eyvallah. Hayırlı işler. Hoş geldin. Ayvacık küçük kuyu kaç saatte gideriz? 4-5 saatte gideriz. Tamam, devam. Radyo rahatsız eden mi? Kapatayım mı? Yok. Cevap vermiyor mu? Açmıyor değil mi? Çalmıyor bile. Ya paralar alıp kıcarsa? Yapar mı canım Ekim öyle şey? Niye öyle diyorsun İrfan? Sen de böyle şeyler yapmazdın ama bak şu anda ne haldeyiz. Bununla teyze mi geldik? Evet oğlum. Siz anneyle beni burada bekleyin. Biz Egemen amcanla gelip alacağız sizi. Hadi oğlum. Sakın o adamlara yakalanma. Sakın. Sakın bu halde beni bir başıma bırakma. Tamam, tamam merak etme hadi. Hadi. O şerefsizi hemen bulup getiriyorsun bana. Elinden kaçırırsan senden bilirim ona göre. Kalıbına tüküreyim lan senin. Damadın mı Egemen'e? Sizin adamınız Süleyman Bey. Şüphe etmedim ben de. Nereye gider? Bunun ailesi ne halt eder? Nereye gider ha? Nereye gider? Bu ahbabın Egemen. Bilmiyorum Süleyman. Ailesi Antalya'da ama görüşmüyorlar ki. İyi düşün. Bilmiyorum diyorum ya Süleyman. Benim ofisin anahtarı onda ama niye aptal mı? Gider mi oraya? Gidin kontrol edin hemen. Bir de bunun bir arkadaşı vardı, bana getirmişti. Gel bakalım. Abi affedin abi ya. Abi, abi. Süleyman! Süleyman yapma! Sen Süleyman. Çek dedim. Süleyman! Gebertirim lan seni. Baba hayırlı günler. Ne işin var burada lan senin? Seni çağıran mı oldu? Yalçın'ı aradım. Burada izledi geldim. Baba senin bildiğin gibi değil mevzular. Mevzularına başlarım senin. Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Sen donuna sahip çıkamıyorsun. Sıktırtma kafana. Beceriksiz. Kaldırın lan şu... Thank you.
başıma bir şey olmasın ne olur. Benim günahımı evladımdan çıkarma ya Rabbim, yalvarırım sana. Uyudu mu? Burası hep böyle abi. Birazdan açılır. İşin acil mi? He, acil. Oha! Domino Müce geri mi verdi? Ne vermesi oğlum ya? Top oynuyorlardı. Aldım, kaçtım. Görmedi bile. Oğlum bak, eğer çaldıysan Don Bilimici ağzımızı gözümüzü kırar. Ne çalması oğlum ya? O da bizden almıştı. Bizim onu geri aldım işte. Ver bakayım bir. Kara sevda, kara sevda. Seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme. Sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım adam. Seviyorum seni delicesine. Radyoyu kapatsana. Radyoyu kapat, radyoyu kapat. Efendim Eda. Hayır, gelmedi daha. Gelince arayacağım seni. Bağırın lan. Bağırın oğlum. Bir daha yapmayacağız din lan. Ulan Ege. Baban bunu duyunca hortumla dövecek seni, hortumla. Ege. Kimse benim bir şeyimi çalamaz oğlum. Kaç oğlum, kaç. Bırak. Bir daha durursam ağzınızı burnunuzu kırarım sizin. Bırak. Sağa çek, indir beni. Saçmalama abi, nereye çekeceğim? Aa, sağa çek, indir beni. Sağa çek, indir beni. Al şunu. Hadi. Eyvallah abi. Sağa çek, hadi. Yapacağın iş. Sen ne tarafa kullanıyorsun kardeşim? Arkadaşım görmüyor musun? Sinyal yakıyoruz o kadar ya. Hala bak ya. Sağ ol. Niye kırıyorsun kardeşim önüme ya? Arabası, ailesi, hesap hareketleri, uçak biletleri, ne varsa hiçbir şeye atlamayın. Bulunurlar. İlla çıkarlar bir yerden. Egemen'in bir ortağı vardı. Onu da takibe aldım. Neydi adı? İrfan Saygun. İrfan Saygun. Kocaeli'nde yaşıyor. Üniversitede hocaymış. İşten atılmış. Anladın değil mi?
ödüm patladı lan. Çok korktum. Geldim kardeşim, geldim. Bir takım şeyler oldu ama. Geldim, hepsi burada. Al bunu getir. Kaç, doğumunu kurtar. Kaç, git. Git, git. Bırak, bırak, bırak. Bırak ulan. Bıraksana. Bırakacağım seni. Bırak. 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 Ne oluyor? Niye bu kadar uzadı? Al bunu, git kaç. Hadi hadi. Hadi. Beni sinirlendirme demiştim sana. O paranın hepsi senin değil, Esra! Dursun. İrfan, iyi misin? Anam. Gel. Ben kimim lan? Kimim lan ben? He? Victor, Victor. Kimim lan ben? Sen beni adam yerine koymuyor musun lan? Dolu üstem. Acile gidelim dedim. Ne acili ya? Kafayı mı yedin? Yerine kalmaz bir şeyim. Burada bizi bulamayacaklarını nereden biliyorsun? Akıllarına gelmez. Cebinden anahtarı alsana. Buradan mı? Hı hı. Yok, yok işte, yok. Yok. Allah'ım, ya İrfan'a bir şey olursa? Ya İrfan'a bir şey olursa ben ne yaparım o zaman? Ne yaparım ben? Ya neden benim çocuğum? Neden ben yaşıyorum bütün bunları? Ben kötü bir insan mıyım ya? Neden, neden ben? Ya benim suçum, Allah kahretsin, benim suçum. Ben yaşamalıydım, ben hasta olmalıydım onun yerine. Ben ölmeliydim abla, ben ölmeliydim ya. Saçma saçma konuşma. Ne suçu? Ne ölmesi? Seninle ne alakası var? Yok, 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 yok. Ben bedel ödüyorum. Ben bedel ödüyorum, biliyorum. Bir gün bunları yaşayacağımı biliyordum ama benden çıkar sanıyordum ya. Benim evladımdan çıktı, benim çocuğumdan çıktı abla. Ya ne diyorsun ya? Ne bedeli? Eda, yüzüme bak. Ablacığım, sen bir şey mi saklıyorsun? Ne diyorsun? Konuşsana.
Deniz İrfan'dan değil, Egemen'den. Her şeyi mahvettim ya. Şu telefonun ışığını açsana. Yok, bir de camı açıp bağıralım buradayız diye. Oğlum göremiyorum. Ya. Eğer kötüyse hastaneye gideceğiz, bana bak. Kaçışın yok. İyiyse kalırız. Aç şu telefonun ışığını hadi. Her şeyi berbat ettim. Gene beceremedim. Parayı da kaptırdım. Gene olmadı. Yeter artık. Başlatma kendini acı bana. Acı yok. Bu yola birlikte çıktık bir kere. Artık bir yolunu bulacağız. Aç şu telefonun ışığını. Ya. Buralar Süleyman Bey. Sana bir ağrı kesici lazım. Eline sağlık. Gerek yok ağrı kesiciye falan. Ben buraya gelirken açık bezlerini gördüm. İki dakika alıp geliyorum. İrfan. Bekle, beş dakika sürmez. İrfan, tamam işte iyiyim ya. Bir kere de bekle. Ne ya? Ya iyiyim ben, tamam, yok bir şey. Geçler, geçler. Dur. Geçler şöyle. Ulan bir insan yediğim şerefsiz. Bizim ötürüze hiçbir şey alamazsın. Beş kuruş alamazsın. Benle dalga mı geçiyorsun ha? Sana paranı ben vereceğim. Daha fazlasını vereceğim. Bir yol var. Canım oğlum, çok küçük doğdun. Sürpriz bir bebektin. 2 ay yatak yüzü görmedik annenle. Gaz çıkarma seanslarında sınav kağıdı okurdum. Sonra 2 ay 7 günlükken bana güldün. Ondan sonra ben o gülüş için yaşadım. O gülüş bana hayatımın en büyük dersini öğretti. Hayattaki ilk vazifem iyi bir baba olmak. Bütün iyi babalar gibi evladım için her şeyi göze alırım. Ne olursa olsun oğlum, senin için hayatta kalacağım. Çevirin şunları. Param nerede? Süleyman Bey, biz şeytan uyuduk. Zor durumda olmasak böyle bir şey yapar mıyız? Vereceğiz paranızı, söz veriyorum vereceğiz Süleyman Bey. Kes sen! Son kez soruyorum, param nerede? Paranı ben vereceğim. Abi. 3 ay sonra vereceğim. 2 katını vereceğim sana. Bizi öldürürsen zarar edersin. Bak senin dairelerimizi ederinin altına sattık. En az 20 milyon zarardasın. Büyük Yüket abi sen de... Ne gerçek elle bizi öldürürsen ya? Süleyman Bey, insan... Bizim neşimiz sen... 20 milyon eder mi? Etmez. Sen bana bir şans ver. Ben eğer sana paranı veremezsem o zaman öldürürsün bizi. Öyle mi? Öldürün. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika. Hop. Para. Çevirin şunu.